Merhaba kıymetli izleyenler. Artık Ramazan'ın sonuna yaklaşırken, yine iftar saatini beklerken Kanal S ekranlarında Samsun müftülü olarak hazırlamış olduğumuz İftar Bereketi programı ile sizlerleyiz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz bizimle birlikte olacak. İl Müftülüğü Vaizi Meliha Aktürk hocamız bizimle birlikte olacak. Ve kendisiyle hayatı kontrollü yaşamak, dengeli olmak konusunu konuşacağız. Ama her zaman olduğu gibi öncelikle sözümüze Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Tilke ayatul kitabil hakim. Huden ve rahmeten lil muhsinin. الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ بِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه
مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه كأن في أذنيه وقرا وبشره بعذاب أليم الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميت بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميت بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله وأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم. Bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı hocamıza çok teşekkür ediyorum. Evet, Melih Aktürk hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum Sevgi Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, iyiyiz, hamdolsun. Sizler de iyisinizdir inşallah. Elhamdülillah, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Ramazan ayının artık sonuna yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş bayram bizim için yaklaşıyor hocam. Fakat evet. Ramazan ayında tabii ki her zaman bizim için çok önemliydi bu konu ama hayatımızın her noktasında bizim için çok önemli bir konuyu konuşacağız bugün. Hayatımızda, hayatımızı kontrollü yaşamak ve dengeli olmak. İsterseniz hocam, kontrollü yaşamak deyince hayata ilk olarak aklımıza gelen şey İtidal kavramı ve mutedil olmak. İsterseniz evet. Onun üzerinden konuşarak başlayalım. İtidal ne demek? Mutedil olma ne demektir? Tabii. Öncelikle sizlere ve tüm seyircilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum.
İnşallah hepimiz için istifadeli, güzel bir Ramazan ayı olmuştur. Gerçekten önemli bir konu. Hayatı kontrollü yaşamak, dengede olmak, hep böyle mutedil üzere hareket etmek, bu kavramları ara sıra duyuyoruz ama hakikaten gerçek manada ne demek? Biraz bunu inşallah açıklayalım bugün. Dengede olmak demek aslında. Hep düzenli hareket etmek, orta yol üzere hayatını idame ettirmek demek. Yani Fatiha suresinde de hep diyoruz ya Allah'ım bizi sırat-ı müstakime ilet diye. Sırat-ı müstakim üzere olmak. Her halimizde, davranışımızda, duygu ve düşüncelerimizde o orta yol ölçüsünde ilerleme kaydetmek. İtidalli olmak aşağı yukarı bu anlamlara geliyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 143. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ümmeten vasaten ifadesini kullanmış. Bu şekilde ayet-i kerimede okuyoruz. Yani vasat, burada ortalamanın altında olan bir ümmet kastedilmiyor. Hani yanlış anlaşılmasın. Hep orta düzeyde ilerleyen mümin manası kastediliyor aslında. O zaman orada aslında vasat kastedilen vasat. Kıymetli bir şey değil mi? Biz sanki tabii. Dediğiniz gibi sizin ifade ettiğiniz gibi sanki ortalamanın altında olan ya da hep ortadan hani ne iyi ne kötü yönde hep ortadan gider ama biraz. Kıymetsiz anlamında bir vasat gibi algılıyoruz. Ya da son zamanlardaki kullanımı artık o kavramı. Evet evet yani o kullanımı belki biraz hani algılarımızda tercih etmişiz ama Kur'an-ı Kerim ifadesinde yani vasat olan her şeyi orta denge üzerine kurup dengeli bir şekilde, düzenli bir şekilde hayatını idame ettiren mümin kul manasında aslında geçiyor. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde de hep mutedil kelimesini görüyoruz. Allah Resulü'nün hadis-i şeriflerinde bu kelimenin çokça geçtiğine şahit oluyoruz. İtidalli olmak yani adaletli olmak zaten adl kökünden geliyor. Adaletle aynı kökten geliyor mutedil kelimesi. Yani her şeye, her duygu da olabilir bu. Düşünce, davranış, her şeyi hakkını vererek yapmak. Her şeye hakkını teslim etmek demek yani. Ne olursa olsun bu. Bu tabii İslam ahlakında Müslümanın üzerinde ehemmiyetle durması gereken bir mevzu. Zaten adaletli olmak dediğiniz esasında çok önemli bir kısmı. Yani biz hani itidal olmayı evet ortadan gitmek ya da hep doğru yol üzerinde olmak olarak belki düşünebiliyoruz ama adaletli olmak dediğimiz aslında başka bir yere getiriyor bizi. Tabii. Değil mi? Tabii, evet. Yani kontrollü olmak, dengede olmak için adaletli olmak, yani kendine hani kendi nefsine olan her şeyi adil kullanmak demek kişiyi kontrollü yaşamak noktasında çok önemli bir yere getiriyor. Tabii. Farklı tabii. bir bakış açısı. Evet. Yani aslında bunu da görüyoruz zaten. Dilimizde de görüyoruz. Yani aşırı sevgi noktasında da mesela. Hani sevgi bizim için çok güzel, olumlu bir ondan sonra duygu. Fakat fazlası zarar. Kendine de zarar olabiliyor. Karşıdaki değil mi? O çok aşırı sevgi gösterdiğin insana da bu anlamda zarar verebiliyorsun. Yani bunu adaletsizlik üzerinden düşünmek aslında. Kontrolsüzlüğü önlemek anlamında doğru bir nokta. Çok önemli bir nokta. Tabii. İşte her şeyde eğer adaleti kişinin hem kendisine hem karşısındakini aslında hani adaletsizlik olarak düşündüğümüzde onu dengelemek çok daha kolay olacak bizim tabii. için. Tabii. Peygamber Efendimiz mesela aşırı sevgi gözleri kör, kulakları sağır eder diyor. Yani orada demek ki insana yani o orta dengeyi tutturma noktasında sıkıntı yaşatabilen bir duygu aynı makul zamanda. Makul bir nokta var orada. Tabii, tabii. Ve İslam alimleri de özellikle dört ana unsurda fezaili asliye diyorlar. Dört temel erdem üzerinde duruyorlar özellikle İslam ahlakını açıklarken. Mesela bunların özellikle birincisini hikmet olarak açıklıyorlar. Yani elinde senin bir bilgi gücü var mesela. Eğer o bilgi gücünü kötüye kullanırsan o zaman hikmet sahibi olamazsın. O bilgi bir işe yaramaz. Fakat eğer denge üzerinde bilgini hem edinme noktasında hareket edersen hem de o bilgiyi güzel şeylere kullanabilirsen o zaman hikmet sahibi olabiliyorsun. Esasında bunu hani kitaplarca okuduğumuz, bildiğimiz ama kullanmadığımız bilgileri buradan sayabiliriz değil mi? Hani adaletsiz kullanım, dengesiz kullanım o zaman. Hani ezberlediğimiz ama hayatımızda kullanmadığımız her bilgiyi böyle sayabiliriz. Tabii, evet. Yani mesela bizi Allah'a götürmeyen,
varlık amacımızın ne olduğunu anlamamıza yardımcı olmayan pek çok bilgi demek ki bizler için hayatımıza bir katkı sunuyor. Alan bilgisi anlamında da mesela aynı şeyi düşünebiliriz hocam. Doğru. Belki bir bilgiyi edinmişiz. Hani birçok şeyin eğitimini, sertifikasını almışız, birçok okullar okumuşuz ama hani hayatta kullanabileceğimiz alanları oluşturamamışsak değil mi? Orada esasında hikmet noktasından uzaklaşmış oluyoruz. Yani onu hayatına geçiremediğin noktada hikmetli bir iş yapamamış oluyorsun zaten. Yani. Ve yine bir diğer kavram olarak İslam filozofları mesela iffeti açıklıyorlar. Yani sende var olan bir istek var, bir arzu gücü var. Eğer sen bunun orta yolunu tutturabilirsen bu arzu gücünün, o aşırı isteğin, nefsani bir takım isteklerin o zaman iffeti yakalayabilirsin. Bunu yine açıklıyorlar, üzerinde duruyorlar. Ve bir diğeri de yiğitlik kavramı. Çünkü bizde bir üstün gelme gücü kazanma var. Evet, bir üstün gelme hırsı var mesela. Veya bir güç var sende. Yani bir noktada güçlüsün birilerine karşı. Fakat o gücü güzel noktalarda sarf edebilirsen eğer yiğit olursun. Yani yiğitlik burada devreye girer. Peygamber Efendimiz de diyor ya, ashabına soruyor, yiğit kimdir? Ashab da diyor ki, yani düşünüyorlar, biz güreşte birisi rakibini yenerse ona yiğit diyoruz ya Resulallah cevabını veriyorlar. Hayır diyor. Asıl yiğit öfke anında, öfkelendiği zaman öfkesine hakim olabilendir diyor. Çünkü belki işte vurduğu zaman galip gelecek. Ondan sonra işte astığı zaman, kestiği zaman, üste çıktığı zaman vesaire. Hani kendi hükmünü sürmüş olacak. Belki böyle bir gücü var. Ama Allah rızasını düşünerek, ondan sonra ya da işte bu benim başıma gelmiş bir imtihandır diye sineye çekerek eğer hareket edebilirse işte o zaman yiğit olma fırsatı yani da olacak. Yani ya sadece kazanmak adına vurmak kırmak değil değil mi yiğitlik? Evet. Gerektiğinde duracağın yere bilebilmek, kontrol altına. Öfkeye de sahip çıkabilmek. Her biri o kadar kıymetli ki aslında insanın zafiyet gösterebileceği şeyler, en kolay zafiyet göstereceği şeyler baştan itibaren söylediğim. Evet. Yani bu fezaili asliye dediğimiz aslında unsurlarda, üç ana unsuru saydık. Bu unsurlarda da hep orta yolda olmak önemli. Bir de bunların dördüncüsü var. Bu mesela el-kindi diyor ki dördüncüsü mutedil olmaktır. Sonraki gelen İslam filozofları da buna adalet demişler. Adalet de zaten bahsettiğimiz gibi al kökünden geliyor ve aynı şey. Mutedil olmak. Yani her hareket ve davranışında sen aşırı uçlara, yani fazlalık noktasında ve eksiklik noktasında aşırı uçlara kaçmadığın müddetçe işte o zaman orta yolu bulursun ve mutedil bir şekilde hayatını idame ettirirsin. Bu da fezaili asliyenin dördüncüsüdür diyor. Çok önemli hocam. Bahsettiğiniz hikmet, iffet, ondan sonra yiğitlik ve mutedil olmak her biri kendi alanlarında değil mi? O bahsettiğimiz noktalarda ortada olmayı ve dengeli olmayı ifade ediyor o zaman. Evet, yani bir müminin olması gereken ahlaki aslında o tam odak noktasını bize gösteriyor. Gerçekten o çizgiyi gösteriyor bize. Her bu duygu ve düşüncelerimizde orta noktayı eğer yakalayabilirsek zaten inşallah mutedil olma yolunda önümüzde bir açılmış olur. Erdemli olan en azından o dönemlerden beri bize anlatılan. Hocam o zaman şimdi benim aklıma gelen iki şey daha var. İfrat ve tefrit, yani aşırı uçlarda olma kavramları. İsterseniz biraz oradan bahsedelim. Çünkü hikmetli olmakta da, iffetli olmakta da, işte mutedil olmakta da, yiğit olmakta da bizi alıkoyan şey esasında aşırı olmak. Yani biz dediğiniz gibi, az önce ifade ettiğiniz gibi yiğitliği hani kazanmak için her yola başvurmak olarak alıyoruz. Gözünü budaktan sakınmamak olarak alıyoruz değil mi? O zaman hocam ifrat ve tefrit ne demektir? Hani o aşırılıklardan biraz bahsedelim isterseniz. Evet. İşte bu biraz önce bahsettiğimiz bütün o özellikler saptığın zaman o davranışını erdeme dönüştüremiyorsun. Şimdi bu sapma da bazen fazlalık yönüyle olabiliyor, bazen de eksiklik yönüyle sapma olabiliyor. Biz mesela bir orta yol düşünelim. Eğer bu davranışımızı orta yolda ilerletemeyip fazlalık hani yaparsak, mesela işte aşırı davranırsak, o zaman ifrata kaçmış oluyoruz. Eğer azaltırsak, olması gereken çizgiden de azaltırsak, o zaman tefrite düşmüş oluyoruz. Mesela bir kişinin elinde bir mal var, bir miktar parası var diyelim bu kişinin. Fakat parayı har vurup harman savuruyor. Esas birinci öncelikle harcaması gereken yerler var. Belki eşi, çocukları vesairesi.
elzem şeyler için, hayatını idame ettirmek için onu sarf etmesi lazım. Ama onlar da kullanmıyor, israfa kaçıyor. Hiç lüzumsuz yerlere para harcıyor. O zaman ne yapmış oluyor bu kişi? Fazlalık yönüyle bu elindeki miktarı bitirmiş oluyor. O zaman ifrata kaçmış oluyor. Evet. Veya tam tersi, bu elindeki malı mülkü herkesten esirgiyor. Yani harcaması lazım. Evladının belki ihtiyacı var. İşte evinin temel ihtiyaçları var. Evet. Bunlardan da sakınıyor. Hiç harcamıyor bu sefer de. Tamamen elinde tutuyor. İşte o zaman da eksiltme yönüyle tefrite düşmüş oluyor. Hocam o zaman ifrat noktası israf, tefrit noktası da cimrilik oluyor diyebiliriz değil mi harcamalarda? Evet. Mesela bu noktada hani ifrat tefrit örneği olarak bunları verebiliriz. Yani İslam ahlakında pek çok şey zaten aklımıza gelebilir. Kur'an-ı Kerim'de bizzat Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği örnekler var. Mesela aşırı derecede sesinizi yükseltmeyin diyor. Mesela uyarıyor burada müminleri Cenab-ı Hak. Mesela ne aşırı derecede bağırmak çağırmak ne de çok böyle aşırı sessiz sakin işte ya acaba... Bu insan niye konuşmuyor bizimle vesaire gibi böyle bir olumsuz düşüncelere insanların kapılmasına fırsat vermeden orta yolda mesela sana söz hakkı verildiği zaman konuşmak gibi mesela bu zaman böyle davranıldığında orta yola en azından kişi yaklaşmış olur veya ne aşırı kahkaha mesela ne de aşırı somurtkanlık. Peygamber Efendimiz ne yapıyordu? Tebessüm. Yani aslında Allah Resulü'nün hayatında en güzel örnekleri görüyoruz. Bu mevzuda İletişimde da olduğu gibi. İletişimde de dengeli olmak diyor değil mi o zaman bize? Tabii. İletişimde de yani maddi harcamalarımızda, ibadet etme noktasında. İşte o dünya ahiret dengesi diye bahsediyoruz ya. Evet. Dünyadan büsbütün yüz çevirmek ne ahiretten büsbütün yüz çevirmek. Sanıyorum tabiatımızda olan bir şey bilmiyorum. Hakikaten insanoğlu olarak yaptığımız şey uçlara kaçmak oluyor bu noktada. Çünkü ibadet noktasında da aynı şey yapıyoruz biz. Hani hani sanki bu dünyayı tamamen bırakıp tamamen ahirete yönelik yaşamak gerekiyormuş gibi algılıyor ve yaşıyoruz bir kısmımız. Bir kısmımız da ahiret hiç yokmuş gibi tamamıyla dünya üzerinden yaşayıp gitmeye çalışıyoruz. Ortada orada adalet noktasından bakmak kendimiz ve hayatımıza sanıyorum doğru bakış açısı. Tabii zaten bu konuda Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde bizzat uyarıda bulunuyor. Hatta bir tanesinin mealini okumak isterim. Dünya hayatını ahirete tercih edenler onlar ahireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Artık bunlardan azap hiç hafifletilmez diyor Bakara suresi 86. ayet-i kerimede. İşte Rabbimiz ne dünya hayatının yolcuları olun diyor ne ahiret hayatının yolcuları. Yani dünya yel gibi esip gitmekte tam tersi noktasında da ahirette o oranda yaklaşmakta. Evet. Bu konuda hani Rabbimizin sevdiği bir kul olmak ya da işte dininin emir ve yasaklarına göre yaşamak için yalnızca bu dünyadaki her şeyden vazgeçmek gerekmiyor. Yani tabii. Hani bunu doğru algılamak çok önemli. Çünkü hani bu dünyada da bir takım güzellikler var. Tabii. Hani hep haz noktasına ilerlemeyelim diyoruz ama sonuçta nefsimiz de belli bir noktaya kadar değil mi? Tatmin edici şekilde bir yaşam. Yani helal noktada kesinlikle bir mümin helal olduktan sonra yerde, içeride gezer, tozar, ondan sonra eğlenir. Kesinlikle bu noktada dünyanın nimetlerinden faydalanır. Aynen. Zaten ayet-i kerimede diyor, Maide suresi 87. ayet-i kerimede, ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeylerden yararlanın. Bunları kendinize haram etmeyin. Evet. Allah'ın koyduğu sınırları da aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Yani haddi aşmak da bahsettiğimiz konu oluyor aslında. Evet. Tam yanlış olarak. Şeyleri karşılaştırmamak gerekiyor. Yani hani günlük ihtiyaçlarımızı makul derecede karşılayacak şeylerle ibadet ve kulluk boyutunu sanki karşılaştırarak ibadet ve kulluk için bu tarafı reddetmek gerekiyor gibi bir algıyı aslında oluşturmamız gerekiyor değil mi o zaman? Tabii. Dengeli olmak demek bu demek değil yani. Evet. Hani evet. Hayatımızı kontrollü yaşamak demek var olan nimetleri de elimizle itmek anlamına gelmiyor. Kesinlikle yani bu noktada işte Allah'ın haram dediklerini helal dememek, helal dediklerini haram kılmamak çok çok önemli. Dünyevi insan ihtiyaçlarına da bakacak. Dünyevileşmeden ama yani bütün hayatını dünya üzerine kurmadan, dünyevileşmeden dünyadan da yararlanacak. Vazifelerini işte kul olma bilincini
muhakkak düşünerek tabii ki hareket edecek. Yani böyle bir yolculuğu olmalı müminin. Evet. Yani çünkü boşuna yaratılmadık. Hep her birimizin yaratılış gayesi var. Evet. Dünya hayatı bir imtihan yeri diyoruz. Ama işte ahiret yolculuğuna da hazırlık yapmak lazım. O ahirete de azığımızı hazırlamak lazım. Çünkü hep diyoruz hayat bir yolculuk. Ve ne zaman biteceği bilmediğimiz. Ne zaman biteceğini bilmediğimiz, bilmediğimiz bir yolculuk. Biraz bahsettin zaman hocam. Kur'an-ı Kerim'in dengeli olmaya, kontrollü yaşama yaklaşımı nasıl? Biraz oradan devam edelim isterseniz. Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor? Tabii. İşte konunun başında söylediğimiz gibi zaten ümmeten vasaten. Hani o ifade bizler için çok önemli, çok belirleyici. Rabbimiz de bizden her zaman aslında orta yolda olmamızı bekliyor. Dengeli hareket etmemizi bekliyor. Bizler de aslında hem dünya için istiyoruz hem ahiret için istiyoruz. Bir tarafı bırak demiyor Cenab-ı Hak bize. Evet. Mesela Rabbena atina fil dünya haseneten ve fil ahirete haseneten diyoruz. Allah'ım bize dünyada da iyilikler ver, ahirette de iyilikler ve güzellikler ver diyoruz. Evet. Hem dünyada bir takım nimetler istiyoruz. Güzel yaşamak istiyoruz değil mi? İyi bir şekilde hayatımızı idame ettirmek istiyoruz. Ve tabii ki ahirette de inşallah dünya hayatlarımızı güzel geçirirsek orada da mükafatlarını toplamayı diliyoruz. Evet. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine kavuşmayı umuyoruz. Rabbim inşallah umduğumuza nail eylesin diyelim bu noktada. Ve dünyadaki hayatınızda güzelliklerini bitirdiniz diyor. Bu da yine dikkat çeken başka bir ayeti kerime. Onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı artık bir azapla cezalandırılacaksınız diyor ayeti kerimede. Yani eğer işte haram helal demeden ondan sonra yani işte bu iyi midir, doğru mudur, insanlar için faydalı mıdır, faydasız mıdır veya zararlı mı, zararsız mı diye böyle bir endişe taşımadan hani astığım astık, kestiğim kestik bir şekilde yaşamanın cezası. Ya da günümüz şartları bize ne sunduysa, günümüz şartlarının sunduğu imkanları bize baktığımızda belki bazen helal haram noktasını düşünmekten uzaklaşabiliyoruz. Artık o bize doğal geliyor değil mi? Hani karşımıza gelen her imkanı, bize sunulan her fırsatı helal haram çizgisine bakmadan sadece kendi faydamızı kullandığımızda belki haddi aşma noktasına geliyoruz. Evet, evet. Ama haddi aşanların sonunu Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde tasvir ediyor. Gerçekten tehlikeli bir nokta. Bu noktada tabii bize empoze edilen bir takım düşüncelere çok fazla tevessül etmemek lazım. Çok dikkatli olmak lazım daha doğrusu. Özellikle işte asrımız itibariyle modern hayatta yaşıyoruz. İşte her şeyden zevk al. Hayatın tadını çıkar, anın tadını çıkar, her şeyi yap, aklında hiçbir şey kalmasın, işte bir daha mı geleceksin dünyaya gibi bir anlayış. Halbuki ikinci kez mi gideceğiz ahirete? İkinci kez hep mi öleceğiz? Hep söylüyorum, anı yaşamak, anda kalmak, anın vaktin çocuğu olmak, anın çocuğu olmak aklına her geleni yapmak değil değil mi? Değil. Bizim İslam kültürümüzde olan anı yaşamak başka bir şey. Evet, anın kıymeti bilinmeli. Bu anın kıymetini bilmediğimizde yarını yaşayamayız ve yarını yaşayıp yaşamayacağımızı da bilmiyoruz ama bu algı bugün dediğiniz gibi başka bir noktaya getirdi bizi. Yani kasıtlı olarak tabii ki bazen yapıldığını görüyoruz bu algı hani empozesinin. Evet, algı empozesinin ama şu noktada aslında dikkatli davranmalı bir Müslüman. İşte dediğimiz gibi anı yaşamaya aslında İslam kültürü en uygun. Yani şöyle geçmişi artık fazla düşünmeyeceksin. Çok takılıp kalmayacaksın. Geçmişin elemiyle üzülmeyeceksin. Bizim kültürümüz de bunu bize söylüyor. Başka kültürler de böyle esasında. Hani anı yaşamak her zaman hani bize tavsiye edilen ve gördüğümüz, gözlemlediğimiz şey. Biz de şu andan fakat sorumluyuz geldiğimiz aslında. Nokta bir başka bir şey oldu. Hani anı yaşamak dediğiniz gibi hiçbir şey yapmadan geriye kalma noktasına getirdi bizi yani. Evet, yani işte doğru, yani haram helal nedir hiç önemli değil, aklına eseni yap gibi bir çizgiye götürüldü ama dediğimiz gibi aslında İslam kültürüyle uyumlu olan şey zaten şimdi. Biz şu an ne yapıyoruz, bundan sorumluyuz. Değil mi? Gelecek endişesi taşımak bile bir Müslümana yakışmıyor. Ay gelecekte ne olacağım, aç mı kalacağım, evladım şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Zaten geleceğe yönelik tasalanma diyor bize dinimiz. Ve geçmişin elemiyle de kendini helak etme diyor. Yani bu noktada aslında rotamız belli. Şimdiyi yaşayacağız biz. Ama Cenab-ı Hak bizden ne bekliyor, ne istiyor? Bu çerçeveyi düşünerek
Evet, şimdiyi en güzel yaşamak bizim için asıl olan. Evet, vaktimizi güzel değerlendirmek. Ama en güzel yaşamak noktasında doğru belirlemek kriterlerimiz. Evet. İşte kriterlerimiz tabii Kur'an, sünnet, akıl ve vicdan, sağduyu inşallah olursa hepsi bir arada o güzel çizgiyi belirleyebiliriz. Yani orta yolda, işte o çizginin içerisinde orta yolumuzu yerleştiririz. Ve bir Müslüman olması gereken yeri bu şekilde inşallah belirleyebilir. Evet, Kur'an-ı Kerim bize tavsiyesi bu şekilde. Peki hocam, Hazreti Peygamberimizin hayatında da bize çok güzel tavsiyeleri var bu yönde. Mutedil olma ve dengeli olma anlamında. İsterseniz biraz Peygamberimizin hayatına bakalım. Evet, aslında Allah Resulü'nün hayatına baktığımız zaman da onun her alanda orta yolda yaşadığını görüyoruz. Peygamber Efendimiz her mevzuda olduğu gibi bu noktada da en güzel örnek. Üsvetün Hasenet'in en güzel örnek gerçekten. İbadet hayatında olsun, günlük işlerinde olsun, eşleriyle, çocuklarıyla, torunlarıyla ve ashabıyla olan ilişkilerinde hep orta yolda. Hepsine zaman ayırıyor mesela. Hepsine vakit ayırıyor. Dinleniyor da, istirahata da çekiliyor. İbadetlerini de yerine getiriyor. Mesela hicretle beraber Medine'de artık bir şehir devleti kurulmuş ve yeni bir şehrin pek çok problemi vardır değil mi? Yani Peygamber Efendimiz orada yeni bir işte pazarın tayininden bir mescit inşasına, bir eğitim öğretim faaliyetinin gerçekleştirileceği mekan bulma noktasına kadar pek çok şeyle ilgileniyor. Bunların hepsi ne istiyor? Zaman istiyor. Yani bunlara vakit ayırdığını görüyoruz aslında. Yine farklı kabilelerden mesela Peygamber Efendimizle görüşmeye gelen elçiler oluyor, çeşitli kafileler oluyor. Onlara vakit ayırıyor, onlarla görüşüyor değil mi? Çeşitli seferlere çıkılıyor, savaşlar meydana geliyor. Öyle ki zar zor namazını kıldığı, hatta namazını cem ettiği zaman dilimlerini görüyoruz mesela bu noktada. Tabii bizlerin hani zihninde biraz işte hani peygamberse sürekli ibadet ediyordur herhalde gibi bir anlayış olabiliyor. Evet. Aslında bu noktada da Peygamber Efendimiz'i tabii ki iyi tanımak, hani siyeri iyi okumak lazım. Onun hayatını tanırsak aslında her noktada nasıl dengede olduğunu çok rahat görebiliriz. Aslında biz bu noktada bence bir adım daha ilerledik. Daha da ileride bir noktada bir kere onu kendimiz gibi bir insan olarak görmüyoruz. Peygamber Efendimiz'i biz hani evet Rabbimizin bize dinimizi öğrettiği, onu vasıtasıyla gönderdiği kişi, peygamberimiz, önderimiz ama biz onu bizlerden bir insan gibi değil de kutsal bambaşka bir varlık. Hani gerçekten melek gibi bir varlık, insanüstü bir varlık olarak algılıyoruz. Onun yaptığı şeyleri ve hayatında yaşadığı şeyleri de öncelikle çok eski bir dönemde kalmış olarak bakıyoruz. Ya da o insanüstü bir varlıktı, Allah'a yakındı, onu yapması doğaldı. Kendi hayatlarımızı onu biz çok yerleştiremiyoruz. Evet, aslında bu bir anlamda uzaklaştırmaya da sebebiyet veriyor. Yani o meleküstü bir varlıktı. Zaten ben onun olduğu gibi olamam. Zaten onun yaşadığı gibi yaşayamam. Hani sonra namazlarımızı tamamen boş verebiliyorsam. Ben hani kaçırabilirim de, kılmayabilirim de, zar zor yetiştirebilirim ama o peygamberdi, o farklıydı. Hani onun da bizler gibi insan olduğunu, yediğini, içtiğini, yeri geldiğinde küçük de olsa hatalara düşebildiğini ki Rabbimizin onu bazı hatalardan dolayı uyardığını biliyoruz değil mi? Tabii. Gözü önüne göz önüne alabildiğimiz aslında göz ardı etmediğimizde çok daha rahat hayatlarımızı nakşedebileceğiz gördüğümüz şeyleri ondan. Tabii evet yani bu noktada Peygamber Efendimizin hayatı da bize gerçekten rehberlik ediyor. Zaten sahabileri de uyarıyor Peygamber Efendimiz. Hani hem aşırı dünyevileşme noktasında hem de dünyayı biraz unuttukları noktada. Mesela kimisi işte eşi geliyor şikayet ediyor mesela. Çocuklarından şikayet böyle edilenler var. İşte hani bize artık gözü görmüyor, hiç mescitten çıkmıyor vesaire gibi. Hemen mesela o sahabileri yanına çağırıyor ve onları uyarıyor. Yine bir gün üç sahabi Peygamber Efendimiz'in eşlerinin yanına geliyorlar ve Allah Resulü nasıl ibadet ediyordu? Bize bir anlatın diyorlar. Onlar da anlatınca ya diyorlar tamam anladık ama işte Hazreti Peygamber nerede, biz nerede? Bizim yani böyle mertebemizi yükseltmemiz için belki çok daha fazlasını yapmamız lazım. Birisi diyor işte ben hiçbir zaman geceliğin uyumayacağım, her gece ibadetle geçireceğim. Yani gece uykusu artık bana haram olsun. Biri diyor ben her gün artık oruçluyum.
artık gündüz yemek içmek bana haram olsun şeklinde. Hı-hı. Birisi de diyor ki ben artık hiçbir kadınla evlenmeyeceğim. Kadınların yüzü bana haram olsun. Böyle bu şekilde biraz büyük konuşuyorlar. Hı-hı. Ve Peygamber Efendimiz'e ulaşınca... Bunu din adına yapıyorlar. Dindar olmak adına. Tabii. Hı-hı. Evet. Düşünceleri o. Kendileri iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorlar. Hı-hı. Tabii ki. Ve Peygamber Efendimiz'e ulaşınca onların bu söylemleri geliyor. İşte böyle böyle söyleyen gençler siz misiniz? Evet ya Resulallah. Diyor ki ben Allah'tan en çok korkanınızım. Hı hı. Ben Allah'a en yakın olanınızım. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Bir gün oruç tutuyorsam ertesi gün vücudumu, bedenimi dinlendiriyorum. Hı. Ya da gecenin üçte birinde ibadet ediyorsam üçte birinde uyuyorum, istirahat ediyorum. Eşlerime zaman ayırıyorum. Hı hı. Sizin yaptığınız gibi yapmıyorum. Veya işte ben kadınlarla da evlendim. Kesinlikle bu yaptığınız hani din olamaz diyor. Eğer bunları yaparsanız feleyse minni, yani benim ümmetimden olamazsınız diyor. Onları evet. uyarıyor bu noktada. Aşırıya burası da kaçmamak. Çok kıymetli. Çünkü biz bazen hı-hı. bugün evet her gün oruçlu geçireceğiz demiyoruz ama din adına ve dindar olmak adına belki hı-hı. dinimizin söylemediği şeyleri söyleyebiliyoruz. Tabii. Evet. Hı-hı. Orası da biraz sanırım hayatı kontrollü yaşamak noktasında evet. ucunu belki kaçırabileceğimiz bir evet. nokta. Çoğu kasıtsız belki yapılabiliyor evet. ama tehlikeli. Yani dinini iyi bilen Müslümanların böyle bir işe kalkışmaması evet. önemli. Peygamber Efendimiz'in ifadelerini kaçırmamamız gerekiyor. Hı-hı. Hı-hı. Tabii çok önemli. Yine bir gün Peygamber Efendimiz mesela aklıma gelen bir örnek. Mescide geldiği zaman hı-hı. bir ip görüyor. İki direğin arasında bir ip çekilmiş. Hı-hı. Bu nedir bu ip? Oradan oraya gerilmiş, kim gerdi bunu şeklinde soruyor. Diyorlar ki ya Resulallah Hazreti Zeynep burada geceleri ibadet ediyor. Bayağı evet. uzun saatler namaz kılıyor. Yorulunca da o ipe tutunuveriyor. Evet. Hemen çözün diyor onu. Çabuk çözün, kaldırtıyor. Sizden biriniz diyor namazını eda etsin. Evet. Namazı bitince de yorulunca da evine geçip istirahata çekilsin. Evet. Böyle bir şey yok diyor yani oradan. O davranıştan men ediyor. Daha kıymetli demiyor yani böyle bir şey. Tabii tabii yani evet işte hani aşırı kendinizi yorula işte hani hırpalayıncaya kadar hı-hı. ibadet edin vesaire gibi bir anlayış. Yok zaten bununla alakalı bir hadis-i şerif de var. Bu din kolaylıktır diyor Allah hı-hı. Resulü. Hiç kimse amellerim eksiksiz olsun diye kendini hı-hı. zorlayıp da mağlup olmayasın diyor. Yani hı-hı. öyleyse orta yolu takip edin. Çünkü hı-hı. kendini zorlarsan mağlup olma ihtimalin var. Evet. Yaparsın yaparsın bir noktada zor gelir hepsini bırakırsın. Tamamen bırakırsın. Onun için mesela yeni ibadete başlayan insanlar için de yavaştan başla. Azar evet. azar mesela. Yapabildiğin kadarını. Yapabildiğin kadarını. Hatta farzlarından başla gibi alimlerin mesela böyle tavsiyeleri var. Sonra sünnetini de eklersin. Evet. İstiyorsan yapabiliyorsan nafileleri de eklersin. Hı-hı. Birden kendine fazla yüklenme şeklinde evet. mesela alimlerin tavsiyeleri gerçekten kıymetli. İşte Peygamber Efendimiz'in bu uyarılarından aslında doğuyor yani bu düşünceler. Evet. Çok da önemli. Çünkü bizim dinimiz kolaylık dini gerçekten. Zorluk istemiyor, zorluk dilemiyor. Evet. Zorluk noktasına getirdiğimizde işte hem kendimizi zorlaştırıyoruz hayata hmm. hem karşımızdakini. Evet. Ve bunu bazen din adına yapmak da evet. Tehlikeli bir noktaya getirebiliyor işi. Tabii tabii yani çok sakıncalı noktalara götürebiliyor gerçekten. Evet. Hocam hmm. az önce ifade ettiğiniz duyguların kontrolü noktasında Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi vardı. Oradan biraz bahsetmek istiyorum. Kişinin sevmesi ve nefreti noktasında dengeli olmayı tavsiye ediyordu. özellikle oradan hareketle mesela Peygamber Efendimiz her şeyin en hayırlısı orta yolda evet. Olandır diye bize tavsiye ederken en genel ifadeyle sonrasında şey diyor değil mi? Nefret ederken de aşırıya gitmeyi, tabii. severken de aşırıya tabii. gitmeyi. Hatta Hazreti Ali'nin de bununla alakalı bir uyarısı var. Evet. Sevdiğiniz zaman hani ölçülü sevin, gün gelir belki o kişiyle düşman olursunuz. Nefret evet. ederken de ölçülü ondan sonra davranın. Belki o kişi sizin samimi bir dostunuz oluverir diye böyle bir uyarısı var. Gerçekten bu bizim için önemli bir çığır açıyor aslında. Evet. Yani her noktada dengeli olmak. Aşırıya çünkü duygularımız noktasında da hayatımızın farklı noktalarında aşırıya hı-hı. gidebiliyoruz. Sevgi hı-hı. konusunda da, nefret konusunda da tabii, değil mi? Evet. Yani ve bu bir işi hırs noktasında da. Yani hı-hı. bir işi yapacağımız zaman veya işte biriyle bir iletişimsizlik yaşadığımızda ya da hayatımızda farklı sıkıntılar yaşadığımızda duygularımızı zirveye tırmandırıyoruz biz. Ve kendimizden hareketle devam ediyoruz. Hı-hı. Bu noktada da güzel bir tavsiyem. Hı-hı. Psikolojimizi bozuyor zaten. Hani bu noktada psikologlar da çok uyarıyorlar ya. Evet. Yani
sevgi noktasında da, nefret noktasında da. Mesela affedici olmak bizim müminin tavrı olmalı. İçindeki biriken o kin hem fiziki manada hem psikolojik manada seni ne kadar yıpratıyor mesela. Ama işte sevgimizde, nefretimizde, belki nefret hiç olmamalı aslında da. Evet. Hani belki bir gönül kırıklığı diyelim yani ona. Hepsi orta yolda olmalı. Hepsi gerçekten bir dengede olmalı. Evet, yarına biraz açık kapı bırakmalıyız. Ya da neyi seviyorsak, eşimiz olur, çocuğumuz olur bu. Kariyerimiz olur, çok sevdiğimiz evimiz olur, arabamız olur. Yani aşırı sevgi, bırakıp gideceğim ben onları. Her şeyi bırakıp gideceğim, geride bırakacağım. Aslında sorumluluk boyutunu kaçırıyoruz. Mesela eşlerimize, evlatlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Sevgi ve sorumluluğu biraz kaçırdığımızda belki tapınma noktasına getirebiliyoruz. Tabii. Dengesini kuramadığımızda. Peki hocam, son olarak şunu konuşalım. Evet, buralarda Kur'an-ı Kerim'in yaklaşımını söyledik, Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini söyledik ve psikolojik boyutundan biraz bahsettik ama biz hayatımızı kontrollü yaşayabilmek için, dengeli yaşayabilmek için, bu tavsiyelere uygun bir hayat sürebilmek için nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız? Evet, öncelikle bir mümin Allah'a güvenip dayanmalı. Hani tevekkül diyoruz buna. Her zaman tevekkül içerisinde olmalı. Ve ihsan şuuruyla hareket etmeli. Ne yapıyorsa, hani ihsan nedir? Rabbim beni görüyor, Rabbim beni biliyor. Hani bunu her zaman düşünerek, bunun bilincinde hareket etmek. Yani bütün duygularımızda da, düşüncelerimizde de Allah'ım, senin için seviyorum ya da senin için bu fiili yapıyorum. Artık sana teslim oldum. Hani gerisi sana emanet. Bu rahatlatıcı bir şey değil mi kişiyi? Çok. Evet. Bir sonraki adımı atmak için aslında en rahat düşünme şekli bu kişi için. Elimizden geleni yapıp geri kalan arka planın kontrolünü Allah-u Teala'ya bırakıyoruz aslında. Evet. Bu böylelikle de kontrollü yaşıyoruz. Çünkü insanoğlu her şeyi kontrol de edemez. Bazen senin elinden olmayan sebeplerden dolayı başına iş açılabilir, bir sıkıntı gelebilir değil mi? Evet. Çünkü dünya hayatı bir imtihan değil mi? Bir imtihandayız hepimiz. İşte orada ya Allah'a güvenip dayanmak. Ondan sonra vardır bunda da bir hikmet bilinciyle hareket etmek. Evet. Rabbim beni görüyor. Rabbim beni biliyor. Beni benden daha iyi tanıyan bir Rabbim var. Cenab-ı Hak beni seviyor ve benden de bütün yaratılanlara karşı sevgi bekliyor. Hani yaratılanı severim yaradandan ötürü. Çünkü Cenab-ı Hak yarattıysa demek ki vardır bunda bir iş, vardır bunda bir hikmet bilinciyle hareket etmek. Bu düşünce etmek. Çok sevindiğimiz ve mutlu olduğumuz anlarda tapınmayı, çok zor olduğumuz, zorda kaldığımız zor anlarımızda da buhrana düşmeyi engeller aslında değil mi kesinlikle bizim için? Kesinlikle. Tabii bu noktalarda da tamamen yani aslında kontrollü bir şekilde hareket etmemize yardımı olur. Yani burada işte beni benden daha iyi tanıyan bir Rabbim var. Bana şah damarından daha yakın olduğunu söylüyor. Yani böyle kalbimizden beynimize ulaşan bir damar değil mi? Şah damarından daha yakınsa Rabbim zaten beni benden daha iyi tanıyor, iyi biliyor. Ben elimdeki imkanlar nispetinde yaparım işte çeşitli fiillerimi. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Artık gerisi Cenab-ı Hakk'ın bileceği iş deyip tevekkül etmek. O zaman etmek. Bunu yapabilmek için de öncelikle Rabbimizi doğru tanımak. Sonra da onunla iletişimimizi güçlü tutmamız gerekir değil mi? Tabii. Bunlar ki da çok önemli noktalar. Ki yakınlığını hissedelim ona. Kesinlikle. Evet, o da çok doğru bir nokta. Ve yine bir diğer nokta aklımıza gelen boş zaman bırakmamak. Yani kişinin çok aşırı boşta kalmaması. Zaten ayet-i kerimede diyor ya bir işi bitirdiğin zaman hemen bir işe koy. Hemen yani orada. Hem kendini boşta bırakma. Çünkü boşta kalan insan etrafına sarar. Evet. Açık arar. Bir problem arar. Her şey olabilir o. Hani bana niye böyle baktığından tut. Evet. Bana niye şöyle söyledi? Niye böyle davrandı da böyle davranmadı acaba? Yani dinlenirken bile esasında faydalı bir işle uğraşmak kişinin kendine kazanç sağlayacağı davranış. Kesinlikle. Tabii. Evet. Dinlenirken bile illa hani sürekli ibadet etmemizi beklemiyor bizden dinlemiz. Evet. Hobine zaman ayırırsın, eğlenmene vakit ayırırsın, dinlenmeye, ailenle beraber vakit geçirmeye. Yani yeter ki helal dairede olsun. Harama bulaşma. Harama bulaşmadıktan sonra aslında o helal çizgisi o kadar geniş ki. Yeter ki biz o çerçeveyi çizmeye çalışalım. Hiçbir şey yapmadan bomboş kalmak.
Evet, evet. Bomboş kalınca insanın zihni çünkü farklı şeylere tevessül edebiliyor. Evet. O zaman harama da dalması aslında bir bakıma kolay olabiliyor. Evet. Yani hani yapacağı hiçbir şey yok. Mesela diyelim maddi imkanı belki yerinde. Farklı şeyler arıyor. Eğer rotası belli değilse işte. Yani evet. Böyle bir sırat-ı müstakim üzerine olma gibi bir çabası yoksa o zaman o ifratlar, tefritler, o geller, gitler çok fazla olabiliyor tabii ki. Yine bir diğer noktada dünyalık hazların peşini bırakmak çok önemli. Evet. Çünkü sonu yok. Yani sonu olmayan bir şey. Hazların, zevklerin, nefsani arzu ve isteklerimizin sonu yok. Onun için nefsimizi aşırı derecede şımartmanın hiçbir anlamı yok. Orada ise aslında öncelikle düşüncelerimizi kontrol edebilmeliyiz değil mi? Nefsimizi tatmin etme noktasında. Tabii. Yani hani şunu da yapayım, nefis başka bir şey ister. Onu da yapayım, başka bir şey. Hep daha fazlası. Hep diyoruz ya hani insanın çok güzel bir evi olur, sonra bir daha ister. Hani çok klasik örneklerdir bunlar. Güzel bir araba alırsın, hayalindeki arabayı. Bir sene sonra ya acaba işte farklı bir rengini mi alsam, farklı bir modelini mi alsam diye düşünür. Yani bunlar bakın sadece ev, araba vesaire gibi hani maddi noktalarda. Nefsin farklı farklı istekleri olabiliyor. Değil mi? Nefsani arzu ve istekler dediğimiz. Demek ki bunların bir sonu yok. Onun için nefsimizin oyuncağı olmayacağız. Nefsi fazla şımartmayacağız. Orta yolda ilerlemek isteyen bir müminin, hayatını kontrol etmek isteyen bir müminin gerçekten dünyalık zevklerin peşini bırakması lazım. Dünyanın değil kesinlikle ama dünyalık aşırı zevklerin diyelim. Uygun olmayan isteklerin diyelim. Harama, ayağımızı harama kaydıran hepsini daha da kabartacak. Belki kötüye yönlendirecek şeylerden değil mi? Alıkoymaktan bahsediyoruz burada. Tabii, tabii. Evet. Çünkü dediğimiz gibi hani sonu yok dünyalık hazların. Yani ölüm bize gelip çatıncaya kadar, ecel bizi buluncaya kadar muhakkak zihnimizde, kalbimizde, o nefsimizde bir takım sesleri duyacağız. Yani. Ama o ses işte bizi fazlaca harama yönlendiriyorsa, bize, etrafımıza, ailemize hiçbir faydası olmayan, tamamen boş işlerse, süfli amellerse, basit basit işlerse o zaman orada insan bir dur diyecek. Ya bunun bana bir faydası var mı? İnsanlığa faydası var mı? Yaşadığım toplumda bunun bir amacı var mı? Yeri var mı? Hani ben bunu sürekli yapıyorum ama bunun nedir yani Allah katındaki değeri? Ya da toplumdaki insanlar katındaki değeri? Yani bu noktada hem dünyama faydalı mı, hem ahiretime faydalı mı diye düşünürse kişi inanın rotasını daha güzel bir şekilde çizmiş olur. Evet inşallah. Evet hocam artık ezanlarımız okunacak, iftar saatimiz çok yaklaştı. Son olarak izleyicilerimize paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Evet dediğimiz gibi her insanın hedefleri olmalı. Evet. Ve bu hedefleri belirlerken de Kur'an, sünnet, akıl ve sağduyu çerçevesinde inşallah rotamızı belirlersek bizler de mutedil olma, itidalli davranma yolunda hareket eden müminlerden oluruz. Cenab-ı Hak inşallah yollarımızı şaşırtmasın. Hep her daim sırat-ı müstakim üzere yaşayan kullarından eylesin bizleri. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet, bir iftar bereketi programımızın daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı iftarlar diliyor. Yarın akşam yine İftar Bereketi programıyla görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyoruz.